Arkadaşlar merhabalar bu videomda özel üçgenler konusundaki ÖSYM tadında sorular 3 testin çözümünü yapacağız. Bu testimizde TYT tarzında çözümlere başlayalım. Şeyma kuzeydeki bir A noktasına ulaşabilmek için telefonunun pusula uygulamasını açıyor. Evet şöyle açmış. Sonra şu şekilde oluşturmuş. Dikdörtgen biçimindeki ekranın ağırlık merkezi etrafında dönen pusulanın Kolları. Ağırlık merkezi neydi arkadaşlar? köşegenlerin kesim noktasıydı. Devam edelim. aklımızı bir köşesinde bulunsun. Dikdört kenar tabu. Çekil 1'de ekranın kenarlarına paralel durumdayken ekranın kenarlarında burada paralel durumdayken verilmiş. EK köşesi ekranın uzun kenarına 1 cm uzaktadır. Evet. Şurası 1 cm uzakta olarak verilmiş. O zaman ben bu kırmızı çizginin uzaklığından bahsedebilirim herhalde. Dur bakalım. Telefon çekil gibi bir miktar döndürülünde pusulanın K köşesi ekranın köşesi ve A doğrusu olmaktadır. Bu ekranın köşesi ve A doğrusalmış. Son durumda K köşesinin ekranın yakın köşesine olan uzaklığı, evet K'nın K ekranın yakın köşesi neresi arkadaşlar burası değil mi? Diğerlere bakın uzak köşe. Buraya olan uzaklığı 9 olarak verilmiş ve ağırlık merkezine olan uzaklığı da 4 olarak verilmiş. Arkadaşlar şu kırmızı kısmın uzunluğunu ne vermiş burada? 4. E o zaman burası da 4 mü? 4. Burası ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi köşegenlerin kesim noktasıdır. Aynı zamanda ağırlık merkezinden şöyle dikler çizildiğinde arkadaşlar şuradaki dikle onu hemen şöyle göstereyim isterseniz. Şu dikit çizseniz tam 2 eş parçaya bu dikit çizseniz bu da 2 eş parçaya bölecek. Hatta buradan ne çıktı hocam? Burası 5 ise burası da 5. Burası da 5. Şu kısa kenarı kaç bulmuş olduk arkadaşlar? 10 bulmuş olduk. Madem bu köşegenlerin kesim noktası bunun devamı köşegene gelmek zorunda mı? Evet. E, şimdi ne yapacağız arkadaşlar burada? Ben buradaki uzunluğun da şu merkezin de şuraya olan uzaklığını biliyorum. Hop şuradaki uzaklık kaç? 4 birim burada 1 bir birim burada 5. Hocam 5 13 Pisagor. 5, 12, 13 üçgenden 12 çıktı. Bu arada buradan dik çizdiğimizde 2 eş parçaya böler tam ağırlık merkezi olduğundan dolayı. Çünkü köşegenlerin kesim noktası ya. Şurası da 13, burası da 13. Bunlar birbirine eşitse ort tabandan dolayı da diyebilirsiniz. Burası 12 oldu. Eee hocam burası 12, 12, 24. E kısa kenarda ben 10 bulmuştum. Yani burası da 10. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Telefon ekranının alanı. Evet 24 burası 10 burası. Alan neye eşit olacaktır? 24 ile 10'un çarpımına yani 240'a eşit olacaktır. Dolayısıyla cevabımız ne çıktı arkadaşlar? Akçay çıktı birinci soruda. Geldik ikinci soruya. Kalınlığı imal edilen özdeş iki parçanın dik konumlu olarak uçlarından birleştirilmesiyle elde edilen rafa bir kitap iki farklı konumda konulduğunda oluşan uzunluk değerleri aşağıda gösteriliyor. Arkadaşlar şu eşit uzunluktaki raf uzunluklarıymış. Şuraya x dersek x artı 12 burası. Hocam burası da x artı 12. Ee, o zaman burası x artı 12 ise buraya ne kaldı arkadaşım? Şurası da x artı 12 ise buraya x artı 7 mi kaldı? Evet. Ha kitabı düz yatırmışlar. E bunun tamamı x artı 12 daha Buraya ne kaldı o zaman? x artı 9 mu kaldı? Evet. Kitabın uzunluğu da x artı 9 yaptı. E, artık burada bir pisagor bizi patlar. x artı 9'un karesi eşittir. x'in karesi artı x artı 7'nin karesinden dolayı. işlem 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 açarak x'i bulursunuz. Aralarındaki fark 7 olan hangi özel üçgen var mesela burada? Hocam 5, 12, 13 deneyelim. Burası 5 Burası 12 oldu mu? Oldu. 5 koyduğunuzda burası 13 olmadı herhalde, değil mi? Olmadı. Bir de aralarında kaç fark olan? 7 fark olan başka özel üçgen düşünelim. 8 15 17 var. Hocam burası 8 ken. 8 7 daha 15 oldu. E 8 koyduğumuzda da burası da kaç oldu? 17 oldu mu? Oldu. Bizden kitabın uzunluğu isteniyor. Evet, x'i buradan biz 8 bulduk. Kitabın uzunluğu da neydi arkadaşlar? x art 9 olduğundan gerçek şekilde belli ama neyse 8 artı 9'dan cevabı 17 olarak buluruz. Yani ikinci sorunun cevabı böylelikle Edremit oldu. Geldik 3'e. ÖSYM köşesinden bir soru. Tehlif hakkından dolayı çözemiyorum. Geçiyoruz 4'e. Şekil 1'de özdeş 2 domino taşı aralarındaki mesafe 2 cm olacak biçimde birbirine ve duvara paralel yerleştiriliyor. Birinci taş ok yönünde itildiğinde taşlar zemin üzerindeki kenarları etrafında dönerek birinci taşın üst kenarının ikinci taşında birinci taşın üst kenarı ikinci taşın ortasına denk geliyor. Hmm. Hocam ben bunu kullanacağım. Şöyle şöyle. <laughs> ve şekil 2'deki görüntü oluşuyor. Domino taşları ve duvar zemine dik konumlu olduğuna göre taşlardan birinin yüksekliği. Arkadaşlar ben buraya tam ortasına denk gelmiş ya. Şuraya bir x buraya da bir x dersem. Bu uzunluk kaç oldu arkadaşlar? 2x mi oldu? Evet bizden ne isteniyor? 2x uzunluğu isteniyor. Hocam bu orta noktasında kullanmak zorundayız. E ne yapacağız? Bu orta noktayı nasıl kullanabiliriz? Hocam bu orta noktadan dolayı e, şuradan bir orta taban çizecek olursam ya da zemine dik çizecek olursam orta taban sağlandı mı? Sağlandı şuradaki şeyden dolayı. Bu da zemine dik ya. E hocam burası K iken burası ne oldu? 2K oldu. E artık Pisagor bağıntıları çıktı mı? Çıktı. Bu arada bu orta taban çizgisi olduğu için şu uzunluk 2 birim bu uzunlukta 2 birim olduğundan dolayı 1 1 yaptım burası yaptı. Hocam Pisagor bağıntıları yapacağız. Yani ne ne yapacaksın burada? X'in karesi belli zaten arkadaşlar. Yazalım orada X'in karesini. X'in karesi neye eşittir? K kare artı 1'in karesine eşittir. Evet. K kare artı 1'in karesine eşittir. E hocam büyükte de bir pisagor var. İster buradaki pisagorda ister buradaki pisagorda. Fark etmez. Ama buradaki pisagor aynı oluyor bu arada. 2x 2k ve e, 2 şunun zaten 2'ye bölünmüş hali. O zaman şuradaki pisagora bakacağız arkadaşlar. Buradaki pisagora bakacak olursak da k ve 3 nedir? 2x'in karesi eşittir. K'nın karesi artı 3'ün karesine eşit olduğundan 4x kare eşittir. Buradan k kare artı 9 olduğundan. Hocam burada bizden ne isteniyor? X. O zaman burada k'yı yok edeceğim. K yerine ne yazacağım arkadaşlar? Buradan k kare neye eşit oluyor arkadaşlar? X kare eksi 1'e eşit oluyor. Gel burada. Bunun yerine x kare eksi 1 yaz. Hadi bakalım. Kalemi değiştirelim. Farklı bir işlem oldu. Belli, belli olsun. X kare eksi 1 yazdım da. Bunu attık öbür tarafa. 3x kare neye eşit oldu? 8'e eşit oldu. E o zaman buradan x kare 8 bölü 3'e eşit oldu. O zaman buradan da x kök 8 bölü kök 3'e eşit olacaktır. Kök 8 dediğimiz nedir arkadaşlar? 2 kök 2 bölü kök 3. Kök 3 eşlinle çarparsam ne oluyor o zaman arkadaşlar? X'i buradan 2 kök 6 bölü 3 mu olarak bulduk. Evet, 2 kök 6 bölü 3. Ama bizden ne isteniyor arkadaşlar? Bizden domino taşının yüksekliği isteniyordu. 2x isteniyordu. O zaman 2 çarpı 2 kök 6 bölü 3'ten 4 kök 6 bölü 3 olarak buluruz cevabı arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu güzel bir soru yani ama hepimizin bildiği Pisagor bağıntılarından çıkan bir soru arkadaşlar. Evet böylelikle dördüncü soruyu ne bulduk arkadaşlar dördüncü soruyu akçay bulduk beşinci soru yine ÖSYM köşesinden bir soru ÖSYM sorusu e, telif hakkından dolayı çözemiyoruz. Geldik 6'ya. Okan 1'den 12'ye kadar eşit zaman dilimlerine ayrılmış duvar saatinde uçlarında merkez merkeze monteli akrep ve yelkovan arasındaki yelkovanın diğer uçlar arasındaki mesafeyi 1200'de 2 cm ölçüyor. Hmm. Arkadaşlar şöyle bir saatim var. Bu saatte akrep buradayken yelkovan da burada ya. Uçlar arasındaki mesafeyi kaç santimetre olarak ölçmüş? Tam 12'de üst üste çakışıyor ama ben burada bir göstermek istedim sadece. 2 birim olduğunu söylemiş. Tamam. O zaman ben buraya akrebin uzunluğuna A dersem. E, uzunluğu ne oldu arkadaşlar? A artı 2 mi oldu? Evet. Sonra devam edelim. 18.00'da bak 18.00'da hocam 18 dediği 6. 6.00'da şurası. Hocam burası A birim. Burası da A artı 2 birim değil miydi? Uzunlukları bulmuştuk. Evet. Burayı da 14 2 14 santimetre olarak bulmuş. Yani 2A artı 2 eşittir. 14 ise 2A 12'den A'yı kaç bulduk? 6. Evet A'yı 6 bulduk gençler. Bir tanesinin uzunluğu 6. Akrebin uzunluğu yelkovanın uzunluğu da kaç çıktı arkadaşlar? 8 çıktı. Evet bize diyor ki ve günün farklı 2 saatinde de 10 cm olarak ölçüyor. Arkadaşlar 6, 8, 10 sağlaması olacak ya. Hani akrep ile yelkovan arasındaki uzaklıktan bahsediyor. E, bir akrep 6. Hani akrep 6, yelkovan 8. 6, 8. Burası da kaçmış arkadaşlar? 10 olacak diyor. İşte bu saat kaçtır diyor. Arkadaşlar 6-8-10 sağlandığı için bu akrepli yelkoğan ve aralarındaki uzaklık 10 bu dik üçgen olmak zorunda. Dik üçgen olduğu olmak zorunda olan saatlere bakacağım. Saat 3.00'da. O zaman bakalım 6-8-10 sağlanacak mı? Ya da tek tek çizelim arkadaşlar. Saat 3'de burada 0, 0 burada. 90 derece 6 burası 8 burası. Şöyle yaptığın zaman burası 10 oldu mu arkadaşlar? 10 oldu. Sağlandı. Evet birinci sağlandı. 15.30'da Hocam 15.30'a baktığın zaman 15.30 bakın 15.30'a bakarken 15.30 direkt böyle olmuyor ki. Bu yer kovan gittiğinde Akrep'te biraz gitmiyor mu? Aslında bizim şu şu şekilde olacak arkadaşlar. Normalde şu mesafe tamam on ama bu biraz geldiği için burada kaç 90 dereceden küçük olduğu için 90'dan küçük olduğu için 6 8 10 sağlaması olmaz arkadaşlar burada. 6 8 iken burası 10'sa 90 derece olmak zorunda. Burada kaç 90'dan küçük oldu. Bu iptal. Saat 19.00'da 19.00'a bakıyorum. 19.00'da da arkadaşlar. Ee, 18 19 19.00'da da şöyle olacak. Bu açıda 90'dan büyük değil mi arkadaşlar? Evet, bu da olmadı. Saat 21.00'da 21.00 18 19 20 21. Yani 9.00'da da aralarında kaç 90 derece? O zaman bu sağlandı mı? Sağlandı. O zaman cevabımız ne yaptı arkadaşlar? 1 ve 4 yaptı. Güzel bir soru. Altıncı soruda böylelikle Edremit oldu ve üçüncü testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM adında sorular 4 testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.